Mantı için dinlenen hamur bezeleri merdane ile açılmaya başlıyor. Hayatımda ilk defa açtım. 11 yıllık gelin ilk defa hamur açıyor. Evet ama hazırı var, ne yapayım ben? Mantı hamuru açıldıktan sonra kalıp kullanılarak kesiliyor. Eyvah, bezelyeyi unuttum. Unutmadık. Eyvah, çok pişti. Pişsin. Pişsin, daha güzel oluyor. Dibi mi tuttu yoksa? Hayır. Hayır canım, ne münasebet. Yarışmacımız zorlanarak da olsa mantıları kapatmaya çalışırken bir yandan da kavrulan ıspanaklara krema ekleyip tuzunu ayarlıyor. Ardından fırına verilecek dilim patatesler de kremayla karıştırılıyor. Bıraksanız da yardımcı olsam, ben kapatsam ne olur? Çok mu istiyorsun anneciğim? Evet. Birkaç tane bari kapatsın ya. Her kapattığın mantı için bir puan verirsen olur. Puanı sen vermiyorsun ki zaten. Sen ne puanını almaktan bahsediyorsun? Aldığınız toplam puandan düşerim. Sen düşemezsin. Mesela iki tane mantı kapatırsan 2 puan düşerim. Sen düşemezsin. Eyvah anneciğim, yemekler yetişmiyor. Hayır, siz bana müsaade edin de ben şu mantıları kapatayım. Anneciğim, hile yapmamızı mı istiyorsun? Ama gelin yaptı, gördü herkes. Gerçekten hile mi yapalım? Bir mantayı diğer tepsiye bir kişi lazım. Açar, 5 kişi toplanıp kapatır. Öyle. Hadi el birliğiyle yapalım ki kalksın orada. Gerçekten mi? Evet. Siz iyi çocuklarsınız. Anneciğim, böyle bir teklifi hiç kimse yapmamış. Hiç duymamış olayım. Kremayla karıştırılan dilim patatesler minik kaselere alındıktan sonra fırına veriliyor. Evet, patateslerimiz de fırına gidiyor. 2 yemek aynı anda mı pişecek? Evet. Gene püre var. Patates nasıl? Doğranmış. Olmamış ana yemeği hiç. Hepsi uçmuş. Patlamış Melek Hanım. Bezelye salatasına geçen yarışmacımız doğradığı yeşillikleri haşlanmış bezelyelerle buluşturuyor. Ardından közlenmiş kapya biberi doğruyor. Ne yaptın kızım? Şu anda salatamı yapıyorum. Tamam hadi, harikasın, süpersin. Ben üstümü değiştirip geleyim. Tamamdır. Közlenmiş biber ve konserve mısır eklendikten sonra bezelye salatası dolaba kaldırılıyor. Bravo Meryem, tam 20 tane mantı kapatmışsın. Geliyorum. Bence 3'er tane ver çık. En kötü öyle yapacağız artık. Ara yemek için haşlanan sebzeler süzüldükten sonra jülyen doğranan Kaliforniya biberleriyle kavruluyor. Sırada yarım kalan mantılar var. Kaç dakikamız var? Meryem, bu mantının hamuru kalın oldu sanki. Hayır, ince oldu. Gayet kalın gelin hanım, neresi ince? Tam kıvamında oldu şu an. Bu arada son 24 dakika. Ya. Ne oldu Meryem? Mantıyı pişirmeyeceğim ki, o zaman pişireceğim. Pişirmeyecek misin? Hayır. Emin misin? Ya bana bir su, evet. Allah rızası için. Kayınvaliden de gelmedi. Anne. Geldim. Su verir misin lütfen? Bayılacağım şu anda. Anneciğim, nerede kaldın? Geldim, geldim, giyindim, geldim. Anne su, su, normal su. Normal su. İçmeye su ver bana. He. Anneciğim, gelin çok susamış. Ben kapama şeklimi değiştiriyorum. Nasıl kapatacaksın? Yarım ay kapatacağım. Farklı farklı kapanmış mantı mı olur? Olur olur. Yo. Önemli olan şekli değil, önemli olan lezzeti. Mantılara şekil vermekte zorlanan gelinimiz kalan hamurları yarım ay şeklinde kapatıyor. Yoğurt, yoğurt, yoğurdu verir yoğurt. Misin? Evet, dolapta mı? Yoğurt nerede? Dolaba koydular mı? Şurada bak, süzme yoğurt. Bence yeter. Yapmayacağım daha fazla. Annem çabuk ol. Sebzelerin altını da kapatıyorum artık. Cam olan sade. Tamam. Porselen olan sarımsaklı. Sarımsağı da rendeledikten sonra masaya mı gidiyorsun? Evet, artık masaya gidiyorum. Mantının yoğurt soslarına geçen yarışmacımız sarımsak rendeliyor. Suyunu koy, altını yak. Suyu kaynadı mı? Kaynıyor, kaynıyor. Emin misin anneciğim? Evet. Sarımsaklı yoğurt da hazır. Çok az değil mi? Hayır değil. Hadi o zaman masaya. Sade de var, ne yiyeceklerini bilmiyorum. Bitti. Yarışmacımız mantıyı haşlamak için tencereye sıcak su koyuyor. Hadi masaya gelin hanım. Koşun. Koş koş koş. Koş Meryem, koş. Masamıza geldik. Heyecanlı mısın? Çok.
Çok heyecanlıyım mikser. Siyah beyaz bir masa kuracağını söylemiştin. Evet. Yardım etmemi ister misin? Tabii ki, çok sevinirim. Yarışmacımız masa örtüsünden sonra runnerları seriyor. Runnerları böyle mi koyacaksın? Evet, Amerikan servisi yerine kullanacağım. Runnerlar serildikten sonra hemen bardaklar yerleştiriliyor. Bardakları ters koyacağım. İçine bir şeyler giriyor. Kayınvalideler geldiğinde açacağım. Bravo gelin hanım. Çok mantıklı. Suları da doldurma o zaman. Doldurmayacağım. Bardağım da ters duracağı için dolduramayacağım zaten. Çabuk olun hanımlar. Kayınvalideler gelmek üzere. Yetiştirdik. Ama 10 dakikamız var. Yalan söyleme, kandırma bizi. Masanın çiçeği nerede? Çiçeğim yok. Mumluğum var. Çiçeğimi de ailem göndermiş bana. Aman Allah'ım, o da ne? Sağ olsun, ablamlar çiçek göndermişler. O çok büyük değil mi? Değil. Yarışmacımız taşırken bile zorlandığı mumluğu masaya alıyor. Bir köşeye koyacağım çünkü ailem göndermiş. Uğur getirsin. Çiçek de masadaki yerini aldıktan sonra kaşık, bıçak ve çatallar yerleştiriliyor. Gelin hanım, kalan süren son 6 dakika. Şunları annem koysun. 16 dakika. Hayır, 6 dakika. Çatal, bıçak ve kaşıklardan sonra ekmeklik de masadaki yerini aldı. Masa bitti mi Yerin Hanım? Bitti, ben gidiyorum. Nereye? Giyinmeye. Bence önce mutfağa bakalım. Mutfağa bakalım ama mantı suyumu koydum, her şey tamam. Tencereye mi koydun? Evet. O zaman niye bekliyorsun Yerin Hanım? Gidiyorum, hoşça kalın. Anneciğim. Masamız hazır. Masamız hazır. Ne hissediyorsun? Başardık. Kızımız 5 dakika kala üstünü değiştirmeye gitti. Evet, üstünde giyinmeyi yetiştirecek. Peki yağmur yağarsa ne olacak? Serin serin olsun, böyle güzel olsun istedik. Bugün Güleser Hanım'dan kaç puan bekliyorsun? Ben kendim adaletli davrandığımı düşünüyorum. Onların da adaletli davranmasını istiyorum. Masamızın örtüsü neden böyle kırışık? Masanın ölçüsü buradan kullanmak zorunda kaldım örtüyü. Çünkü biliyorsunuz büyük bir masa örtüsü. Hayır, yani böyle düzgün serebilirdiniz. Masa örtüsü düzgün aslında. Runnerlarım ütülü. Runnerlar benim. Ütülü runnerlar. Yok yani düzgün serilmemişti oradaki runnerlar. Buradaki yani runner. Rüzgardan buruşuk, muhtemelen buruşuk, uçulmuştur. Buruşuk, evet. Yani şu an maalesef rüzgar olduğu için dışarının verdiği bir şeyle. Yoksa bakın evet. Çoğu... Sen de bunları serseydiniz yeterdi. Sadece masayı sermek istemedim. Hem inşaat var, toz oluyor. Hem de bu şekilde daha şık duracağını düşündüm. Başka siz nasıl buldunuz masayı? Masamızı nasıl buldunuz? Vallahi ben mumları şeyden, yakıp yakmayacağımı size başlayayım. Soracağım. Yani hiçbir alakası yok onun. Düğün salonunda mıyız? Salon değil ama yemek masasındayız. Yemek masası da karşımdakini göremiyorum ya. Yani dilerseniz kaldırıp çiçeğimi ortaya almayı düşünüyorum. Çiçeğiniz ama... de çok basit. Onu benim ailem gönderdi. Beni mutlu ettiler. O yüzden masada bana uğur getirsin istiyorum. Mumlarımız ya, çok, çok büyük basit. Olmuş evet. Masanın yani masa çok kapatmış. Büyük olduğu için doldursun istedim masayı masa... açıkçası. Evet. Ama kaldırabilirim tabii rahatsız olduysanız. Masayla hiç alakası yok şamdanla. Siyah beyaz yani olarak masasına... renk uyumu var diye yani tek öyle tek tercih ettik. İki tane koyabiliriz ama o hiçbir alakası yok. Birbirimizi de göremiyoruz yani. Alakası yok onun. Yüksekse alabilirim dediğim evet. gibi. Ben Ayten Hanım'ı göremiyorum. Tepesini evet, görüyorum. Yüksek yani. Uymamış tamam. Masaya o. Zuhal Hanım görsün, öyle kaldıralım. Daha mantıklı. Evet, Zuhal Hanım da görsün. Çiçeği yine ailen gönderebilirdi ama güzel bir çiçek yaptırabilirdiniz. O masa çiçeği olarak gelmedi. Ben onu bana şans getirsin anam, diye koydum. Daha böyle ne bileyim çiçek ben, maalesef şey yani siz de yarışınca göreceksiniz. Burada durdukça bu sıcakta sönüyor yani. Sönmedi olsaydı söndü. Yapsaydınız. İşte, yani. Yapma çiçek koysaydım mesela. Yapma çiçek ya, olabilirdi şey ama ben bunu İçim karaldı gördüm. Zaten siyahları görünce. Bunların yerine biraz daha büyük bir çiçek olabilirdi. Onu ortaya koyabilirdiniz. O çiçek ama bana uğur olsun diye geldi söylediğim gibi. O çiçek masa için alacı alınmadı. Bordo, siyah, krem. Evet karışık. Çok karışık. Peçeteleri bordo seçti. İşte çok karışık. Runnerlarımız siyah. Bak, evet. Beyaz. Siyah peçete alabilirdiniz. Siyah beyaz sofra kurdum. Siyah peçete. Ya da beyaz peçete alabilirdiniz. Beyaz olabilirdi. Beyaz evet. olabilirdi. Evet. Haklısınız hanımlar. Ama bu vardı. Elimizde bunu kullandık. Siyaha da uyuyor diye kullandık. Siyahla bordo uyar. Sürekli uyar. Siyah olsaydı da evet. bu sefer renk isteyecekti biz arada. Beyaz peçete de olabilirdi. Beyaz da masa örtüsüyle aynı olacaktı. Zaten siyah krem. Peçeteleri kremle kombinledim. Kağıt peçete de atacağınız bir şey çok hani. Servislerimiz beyaz olduğu için peçetemizde beyaz kullanabilirdiniz. Haklısınız ama hanımlar.
Birinizin masası yeşildi, yeşil diye laf ettik. Birimizin masası beyazdı, gözümüzü aldı, ışık başımızı ağrıttı. Hiç benimki siyah beyaz ve renkli. Siyah beyaz değil, renkli çok olsun. Karma karışık. Renkli olsun istedik yani. Peçete, karma karışık. Peçete renk atsın. Kremimiz var, kırmızı var. Karışık olma. Ayrıca orada oluyor mu? Lütfen. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Ne gibi eleştiriler alıyorsun? Oo, ne güzel dönme dolap. Çok hızlı başladık Zuhal Hanım. Ya. Ya. Ne diyorlar masaya? Masayı çok karışık bulmuşlar renklerini. Kendimi Luna Park'ta şeyde zannettim hani. Balerin dönüyor ya. Evet çok güzel. Orada Luna Park Hanım satıyor bizim. Ama karşısındakini göremiyorum. Karşısındakini. Eğlenceli oluyor işte daha güzel. Eğlenmeye gelmedik yarışmaya geldik buraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.